Öncelikle çok güzel bir ilk devre atlattığımızı düşünüyorum. Sadece iki mağlubiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir sezon. İlk yarı, ilk devreyi kapattık. Ama ikinci yarı daha zor olacağını da biliyoruz. Daha da iyi çalışıp inşallah şampiyon olacağız. Tek düşüncemiz, tek isteğimiz, tek dileğimiz de budur. Dünkü maçla alakalı da iyi oynadığımız bir maçtı yine. Rakip kalemize bir defa geldi, gol oldu. Tabii devre arasına girdiğimizde böyle olmayacağını kendi aramızda konuştuk. Daha iyi oynamamız gerektiğini. Kötü de oynamıyorduk aslında ama daha da biraz mücadele edip bu işi bitirmemiz gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla böyle konuştuk. Nitekim ikinci yarıda iki gol bularak 3 puan aldık ve kazandık. Devreyi de güzel kapattık, mutlu kapattık. Umarım ikinci yarıda, ikinci devrede daha güzel sonuçlar alırız ve şampiyon oluruz. Öncelikle merhaba. Sezon başından beri biz biliyorduk ama dışarıdaki insanlar çok fazla favori olarak bizi göstermiyordu. Sadece hazırlık maçlarında bizi seyredenler favori gösteriyordu. Şu anda bu kadro yetersiz diyenler dışarıdan veya kendi içimizden, yani içimizden derken yorum yapanlar, yetersiz, bu kadroyla gidilmez diyenlerin hepsi şaşırmıştır. En azından bu kadronun ne kadar keyif veren, mücadele eden bir takım olduğunu herkes görmüştür. En az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz. Hatta ikincisiyiz. Son haftalarda yediğimiz gol olmasa en az gol yiyen takım biziz. Mücadele anlamında en iyi mücadele eden, tempo anlamında en iyi mücadele eden takımlardan biriyiz. Deplasmanda yenilmez denilen takımları yenen takım biziz. Ero 3-0 yenen, tek kale oynayıp 2-0'dan 2-2 getiren biziz. Yani çok şükür, Allah nazardan saklasın, çok farklı bir takım, çok farklı bir aile ortamı oluşan bu camiaya herkesin destek vermesi gerekiyor. Şimdi Mansur'un dediği gibi ilk yarı Menemen maçıyla alakalı ilk yarı 1-0 geriye düşmemize rağmen devre arasında herkesin gözünde ışık parlıyor zaten. Kazanacağından emin. Mücadelenin bir tık daha yukarıya, temponun bir tık daha yukarıya çıkartacağından emin olan bir takım. Soyunma odasına takımı desteklemek için inen yönetim, başkan, herkesin bu takıma büyük bir katkısı var. Hem madden hem manen. O yüzden bizi dışarıdan bozmak isteyenlere söylediğim şey şu: mahcup olmayın, destek verin. Bizlerle birlikte sizler de sevinin. Bu takım elinde sonunda inşallah sezon sonu o kupayı buraya getirecek. O zaman mahcup olmayın. Bizle beraber ikinci yarıya, ikinci devreye bizle beraber başlayın destek olmaya. Sizler de o sevincin yanında olun diye söylüyorum. Şunu da ekliyorum ki maçta ilk yarı Taner'le alakalı tribünden, işte dışarıda yorum yapanlardan büyük tepki var. Taner daha 20 yaşında, 21 yaşında, çok yetenekli. Saha içerisinde 1'e 1'de, özellikle 2'ye 1'de, 3'e 1'de, 4'e 1'de sorumluluk alabilecek yetenekli bir oyuncu. Tabii daha eğitim, tecrübe, bunlar, çalışma, bunların hepsi üstüne olduğu zaman Taner çok çok iyi futbolcu olması gerekiyor. Taner gibi 1'e 1'de üstüne giden bir tek oyuncu var, Okan o da. Okan olmadığı yerde Taner çok çok daha iş yapabilir. Gelecek adına bu takıma çok katkılar yapabilir. O yüzden sadece Taner'in ismi geçti diye söylüyorum. Her futbolcuya büyük katkı vermesi gerekiyor. Hele ki ikinci yarıda. O yüzden her futbolcumuz değerli. Gelecek olabilir, giden olabilir. Kim çıkarsa çıksın sahaya, herkesin, dışarıdaki yorumcuların, tribündeki taraftarlarımızın destek vermesi gerekiyor ki sezon sonunda hep beraber tekrar sevinelim. Teşekkür ederim. Biz bir şeyi atladık, unuttuk. Ömer Başkanım, söyler misin sen gelip? Buyur. Buyur başkanım. Onu sana bıraktı. En son sana bıraktık. Çünkü çok değerli olan bir şeyi unutmadık aslında ama sen söylemen için sana bıraktık. Teşekkür ediyorum. Bugün rahmetli kaptanımızın Şeyhimiz Özer'in vefatının yıl dönümü. Başkanımız adına, yönetim adına, tüm camia adına kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz.